Programa Siyaset Bilimi ders kitabının 5. ünitesinde yer alan Çağdaş Yönetim Bilimi olarak Demokrasi bölümüyle başlayacağız. Programda demokrasi kavramı ve tanımı, demokrasinin temel nitelikleri, demokrasi kuramı ve demokrasinin gelişimi, demokrasi çeşitleri, 21. yüzyılda demokrasiye geçişler başlıklarını ele alacağız. Eski Yunanca halk anlamına gelen demos ve iktidar yönetim anlamına gelen kratia köklerinden türetilen demokrasi halk yönetimi anlamına gelmektedir. Halkın tamamının yönetim sürecine katıldığı, arzu ve taleplerinin karşılandığı bir yönetim tarzı ideal bir demokrasi anlayışını ifade eder. Modern devletlerin yönetim tarzı olarak demokrasi, öncelikle halkın kendi adına ülke yönetimini gerçekleştirecek yöneticileri çok partinin katılabildiği rekabetçi seçimlerle iş başına getirmesiyle ilgilidir. Seçimler demokrasinin en önemli öğelerinden biridir. Ancak çağdaş demokrasiler sadece serbest ve adil seçimlerden ibaret olmayıp, aynı zamanda hukukun üstünlüğü, güçler ayrılığı, fikir, ifade, örgütlenme, din ve vicdan özgürlüğünü de içine alan temel hak ve hürriyetlerin korunmasına dayanır. Demokrasi sadece seçimlerle ilgili değildir. Ancak seçimsiz bir demokrasi de düşünülemez. Bu bakımdan demokrasiyle ilgili yapılan birçok tanımda seçim vurgusu ön plana çıkmaktadır. Demokratik bir yönetim, yönetilenlerin rızasına dayanan bir yönetim biçimi olup, bir toplumun demokratik sayılabilmesi için o toplumu oluşturan insanların geniş bir kesiminin kendi hayatlarını etkileyecek önemli kararlarda söz hakkına sahip olmaları gerekir. Dolayısıyla siyasal katılım demokrasinin en önemli unsurlarından bir diğeridir. Demokratik bir toplumda siyasal katılımın yaygın olması ve siyasal partiler yoluyla ülkeyi yönetme hakkının herkese açık olması beklenir. Genel, özgür ve eşit seçim hakkı, fikir ve ifade özgürlüğü, vatandaşların siyasal parti ve bağımsız menfaat grupları içinde örgütlenme hakkı, vatandaşın siyasal süreçlere katılımını sağlayan ve dolayısıyla demokrasiyi mümkün kılan en önemli özelliklerdir. Bütün bu unsurları da dikkate alarak bir yönetimin demokrasi olarak kabul edilmesi için gerekli olan ortak unsurlardan bahsetmek mümkündür. Poliyarşi şeklinde kavramsallaştırılan ve makul ölçüde duyarlı bir demokrasi olarak nitelendirilen bir sistemin en azından 8 unsuru yerine getirmesi gerekir. Bu 8 unsur aynı zamanda tüm demokrasilerde az ya da çok var olan temel nitelikleri de ifade eder. Örgüt kurma ve katılma özgürlüğü, ifade özgürlüğü, oy verme hakkı, kamu görevlerine getirilebilme hakkı, siyasal liderlerin yarışabilme hakkı, özgür ve çok sesli medyanın varlığı, serbest ve adil seçimler, halkın tercihlerini yansıtabilecek kurumların varlığı. Bugün çağdaş devletlerin en önemli ve en yaygın yönetim şekli olarak kabul edilen demokrasi hem kuramsal hem de kurumsal yönden derin bir tarihi geçmişe ve tecrübeye sahiptir. Birçok düşünür ortaya koydukları fikir ve yaklaşımlarla birçok siyasal yapıda kurumsal uygulamalarındaki tecrübeleriyle demokrasinin antik Yunan'dan başlayıp günümüze kadar uzanan gelişimine katkıda bulunmuşlardır. Demokrasinin beşiği olarak bilinen antik Yunan, hem oluşturdukları şehir devletleri tecrübesiyle hem de Sokrates, Eflatun ve Aristo gibi siyasal düşünürleriyle demokrasinin gelişimine katkı sağlamıştır. Antik Yunan dönemi filozofları başlangıçta demokrasiyi bazı yönleriyle eleştirmiş, hatta kimi zamanlar demokrasi için ayak takımının yönetimi şeklinde ayrımcı ve aşağılayıcı bir yaklaşım sergilemişlerdir. Eflatun demokrasiyi yoksulların zenginleri baskıladığı ve liyakatin alt üst edildiği anarşik bir sistem olarak tanımlamıştır. Ancak özellikle Sokrates ve Aristo ortaya koydukları destekleyici fikir ve yaklaşımlarla demokrasinin gelişimine katkı sunmuşlardır. Sokrates, sıradan vatandaşların yönetimde olmasına mesafeli durmakla birlikte soylular yerine bilgili ve erdemli kişilerin yönetimde olması gerektiğini savunmuştur. Roma dönemi düşünürlerinden çok ortaya koyduğu hukuk sistemi, kurumları ve küçük bir cumhuriyetten büyük bir imparatorluğa geçişte yaşadığı yönetsel tecrübeleriyle demokratik yönetimlere katkı sunmuştur.
Orta Çağ'da demokrasi adına en önemli gelişme, Büyük Sözleşme olarak da bilinen Magna Carta'nın 1215 yılında İngiltere'de ilan edilmesidir. Kralın yetkilerinin sınırlandırıldığı bu sözleşme, anayasacılık hareketinin başlangıcı olarak kabul edildiğinden tarihi bir öneme sahiptir. 15. ve 16. yüzyıllardaki Rönesans ve Reform hareketleri de demokrasinin gelişiminde önemli bir kavşak noktasıdır. Bu dönem Avrupa'nın kilisenin baskısından kurtulup modernleşme çağına geçmesinde büyük rol oynamıştır. Bu dönemde demokrasi ve egemenlik tartışmaları açısından ön plana çıkan iki önemli düşünür Niccolò Machiavelli ve Thomas Hobbes olmuştur. Machiavellizm olarak kavramsallaştırılan anlayışın ve amaca giden her yol mübahtır sözünün sahibi olan Machiavelli'nin yazılarında pragmatizm ve rasyonellik ön plana çıkmaktadır. İktidarın meşruluğunu ve sınırlarını tartışan Machiavelli'ye göre güvenliğin ve egemenliğin tesisi için güç kullanmada meşru bir araçtır ve halk güvenliğini sağlayabilmek için bir egemene yetki vermelidir. Çatışma ve savaşın kaçınılmaz olduğu öngörüsünde bulunan Hobbes'a göre böyle bir ortamda insanlar güvenliklerini sağlayabilmek adına bir toplumsal sözleşmeyle haklarından bir kısmını egemene devrederler. Devletin varlık sebebini devletle birey arasında toplumsal bir sözleşmeye bağlayan bu durum aynı zamanda devlete meşruluk kazandırma çabası olarak da değerlendirilmektedir. Machiavelli ve Hobbes iktidarı doğal ve verili olarak görmekten çok devletin varlığını gerekçelendirmeye ve egemenliğe meşru bir sınır çizmeye çalışmışlardır. 18. yüzyıl aydınlanma çağının üç büyük filozofu olan Locke, Montesquieu ve Rousseau demokrasinin gelişmesi ve savunulmasında önemli katkılar sağlamışlardır. Bu dönem filozoflarının bireysellik, özgürlük, eşitlik, güçler ayrılığı ve dolayısıyla iktidarın sınırlandırılması gibi temel kavramları ön plana çıkaran tartışmaları demokrasi teorisinin köşe taşlarını inşa etmiştir. İki tür demokrasiyi birbirinden ayırt etmek uygun olacaktır. Bunlar doğrudan demokrasi ve temsili demokrasi. Doğrudan demokrasi temel olarak halkın aracılara gerek kalmaksızın kendi kendini doğrudan yönettiği bir yönetim şekli olarak tanımlanabilir. Doğrudan demokrasi üç unsuru ön planda tutar: halk katılımı, çoğunluk yönetimi ve siyasal eşitlik. Temsili demokrasi halkın kendi adına yönetimi gerçekleştirmek üzere temsilcilerine vekalet verdiği bir yönetim şekli olarak tanımlanabilir. Bu sistemde halkın tamamı yönetimle ilgili kararları vermek durumunda değildir. 20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçerken ortaya çıkan bazı olaylar demokrasi tartışmalarına yeni bir boyut kazandırmıştır. 1970'li yılların ortalarında İspanya ve Portekiz gibi Güney Avrupa ülkelerinde faşist totaliter rejimler yıkılır. 1980'li yıllarda Latin Amerika'daki askeri diktatörlükler yerlerini tedricen seçilmiş sivil yönetimlere bırakır. 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından başlayan süreçte Doğu Avrupa ve Sovyetler Birliği'ndeki komünist totaliter sistemler ortadan kalkar. Bu olaylar bir taraftan demokrasiye geçiş olarak değerlendirilirken diğer taraftan demokratik konsolidasyon şeklinde yeni bir kavramın ortaya çıkmasını beraberinde getirmiştir. Demokrasinin konsolidasyonu, demokrasinin pekişmesi olarak da bilinen demokratik konsolidasyon, siyasetin normalleşmesi, sistemin otoriter baskılardan kurtularak çok partili hayata geçilmesi ve demokratik değerlerin yaygınlaşarak derinleşmesi anlamına gelir. Bu programda Siyaset Bilimi ders kitabının 5. ünitesinde yer alan Çağdaş Yönetim Bilimi olarak demokrasi bölümünü ele aldık. Bölümde yer alan demokrasi kavramı ve tanımı, demokrasinin temel nitelikleri, demokrasi kuramı ve demokrasinin gelişimi, demokrasi çeşitleri, 21. yüzyılda demokrasiye geçişler başlıklarını ele aldık. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.